Herkese merhaba arkadaşlar, bir ay sonra karşınızdayım. Arayı biraz açtım farkındayım ancak geçen ay evlendim. Dolayısıyla yeni video yapma fırsatım olmadı. Bir ay sonra da olsa yeni bir Figma dersiyle karşınızdayım. Bu dersimizde sizlere Figma'nın Smart Animate özelliğinden bahsedeceğim. Smart Animate gerçekten harika bir özellik arkadaşlar. Bize daha gerçekçi prototipler yapmamıza imkan veriyor, imkan sağlıyor. Ve ben bu derste size önce Smart Animate'in basic yani temel e, kullanımlarından bahsettikten sonra hep birlikte Tinder'ın arayüzünü yeniden oluşturacağız. Hazırsanız haydi başlayalım. Evet arkadaşlar önce temellerden başlıyoruz. Smart Animate'i oluştururken Figma'yı aslında daha önce kullandıysanız bilirsiniz. Flash ya da After Effects gibi düşünebilirsiniz. Her bir frame'i yani frame tool oluşturduğumuz her bir frame'i aslında bir animasyon karesi olarak algılıyor Figma ve arayı kendi doldurabiliyor. Şimdi başlayalım. Mesela öncelikle bir tane mobil frame oluşturdum ve bundan bir tane kopyalıyorum arkadaşlar. Daha sonra soldakinin içine bir tane kare çizeceğim. Ve bu kareyi ikinci frame'de farklı bir yere taşıyıp hareketlendirmeyi deneyeceğim. Önce karemizi çiziyoruz. Güzel bir de renk verelim. frame'imizi ortalayalım. Daha sonra arkadaşlar aynı frame'den bir tane daha kopyalamamız lazım. Smart Animate çünkü frame isimlerine ve frame ee, şekillerine dikkat ediyor. Aynı isimdeki frame'leri hareket ettirdiğinizde ancak ee, animasyonu yapabiliyor. Şimdi ilk, kareyi ilk karemizi seçtim ve buna on tap yani tıklandığında bir sonraki frame'e git dedim. Ve bir sonrakinde de aşağıya götürdüm aynı kareyi. Arayı da Smart Animate ile doldurmayı seçtim. Şimdi baktığınızda hiçbir şey belli olmuyor diyeceksiniz ancak bunu görmek için prototip moduna geçmemiz lazım. Easing ve aradaki geçiş süresini de değiştirdikten sonra play tuşuna basıp sağ üst köşeden smart animatimizle oluşturduğumuz ilk prototipimizi görebiliriz. Bakın play'e bastım şimdi kırmızıya tıklayacağım ve bakın kırmızı kare aşağı gitti. R'ye basarak tekrar prototipi başa alıyorum arkadaşlar ve tekrar tıklıyorum. Bakın aşağı gitti. Bu Smart Animate ile yapabileceğimiz en temel animasyon. Şimdi bir de aşağıdakini geri getirme animasyonunu yapalım. Bu sefer ikinci karemizi seçip yine aynı şekilde on tap diyoruz ve bunu soldaki frame'imize bağlıyoruz. Zaten ayarları hatırlayacak Figma. Tekrar prototipi resetleyip tıkladıktan sonra çalıştırabiliriz. Bakın şimdi hem yukarı hem aşağı karemizi oynatabiliyoruz arkadaşlar. Smart Animate'in en temel hali budur arkadaşlar. Ben daha kompleks örneklerle birkaç şey daha anlatmak istiyorum sizlere. O yüzden tekrar tasarım moduna geçiyorum. Bu sefer ee, daha farklı bir animasyon deneyelim. Mesela kareleri sildikten sonra sol tarafa yeni bir yuvarlak oluşturalım. Buna da güzel bir renk verelim. Daha sonra bunu frame'imize ortaladıktan sonra yine aynı yuvarlığa sağdaki frame içinde kopyalıyorum arkadaşlar. Yine ortaladıktan sonra bunu frame'in kendisini kaplayacak kadar büyütüyorum. Bütün renkle doldurmaya çalışıyorum. Ve içine de Hello World yazalım. Hello World'u bilen bir yer. Web'de bir klasiktir arkadaşlar. İlk kodlama öğrenirken yazdığınız koddur. Bunu da kanvasımız ortaladıktan sonra yuvarlamızı seçiyoruz. Prototype modundan. Tekrar bağlıyoruz. On tap Smart Animate özelliklerini zaten otomatikman hatırlıyor Figma. Prototipimize geldiğimizde tıkladığımızda bakın önce ekranı kapladı. Daha sonra da Hello World yazısı geldi. Burada şöyle küçük bir hile var arkadaşlar. Soldaki frame'de Hello World yazısı yoktu. Sadece sağdakinde vardı. Dolayısıyla Figma buna otomatikman bir fade in efekti ekledi. Yani yavaş yavaş beliriyor yazı fark ettiyseniz. Şimdi hemen bir sonraki örneğimize geçelim. Bu sefer yeni frame oluşturuyorum arkadaşlar. Hatta kopyalayabiliriz bir öncekini Bu sefer daha farklı bir şey yapacağım. Framemizle aynı genişlikte bir alan oluşturuyorum. Buraya bir görsel koyacağım arkadaşlar. Aslında bu ikinci frame olacak. Birazdan onu da ayarlayacağım. Birinci frame'imiz başka olacak. Bu sefer daha önceki derslerden farklı olarak pluginleri de göstermeye çalışıyorum. Pluginler için ayrı bir video hazırlayacağım. Unsplash pluginini çağırdım ve buradan herhangi bir hayvan resmi çağırmak istedim. Mesela köpek diyelim, bu sevimliymiş. Bunu koydum. Şimdi arkadaşlar bu bizim ikinci frame'imiz. Altına da bir açıklama koyacağım. Daha sonra da sol tarafa küçük küçük başka hayvan resimleri koyduktan sonra küçük resimlerden sağ taraftaki hale geçiş sağlamaya çalışacağım smart animate ile. Bakın buraya bir lorem ipsum yazdım. Şimdi buradan bir tane daha kopyalayıp text box'ımın alanını ayarlayacağım. Text box'ımı ayarladıktan sonra tekrar sağ tıklayıp plugins menüsünden lorem ipsum plugin'ini çağıracağım. 5 cümle yeterli olmaz. 5 paragraf seçelim. Fazlasını sileceğiz zaten. Evet şimdi paragraflarımızı bölelim arkadaşlar. Her ne kadar soru yolda olsa her şeyin düzgün olması gerekiyor. Ben Lorem bir başlamayı pek sevmiyorum. O yüzden sildim o kısmı. Ve geri kalan paragrafları da hiza aldıktan sonra arkadaşlar. Gerisini silip bunları bırakıyorum. Biraz da font size ile uğraşalım. Biraz da rengi değiştirelim tabii ki. Font hiyerarşisini gözden kaçırmayalım. Evet bu şimdilik yeterli. Daha sonra aynısından bir tane daha kopyalıyorum. Bu sefer yazıları siliyorum arkadaşlar. Ancak köpeğimizin resmi duruyor. Bunu biraz küçülteceğim ve thumbnail gibi düşünmenizi isteyeceğim. Bundan bir iki tane daha kopyalayıp Ansplash pluginini tekrar çalıştıracağım ve içine farklı hayvan resimleri koyacağım. Tekrar Unsplash'ı çağırdım. Başka bir hayvan resmi olsun. Bu çok güzel değilmiş. Bu da güzel değil. Evet, bu kuş kalabilir buraya da başka bir hayvan resmi çağıralım. Evet, bu seferlik de bu kalsın. Şimdi arkadaşlar köpeğimizi ee, thumbnail olarak koyduğumuz köpeğimizi sağdaki frameimize bağlıyoruz. Figma zaten en son yaptığımız için Smart Animate'i tekrar hatırlayacaktır ve tekrar play tuşuna basıyoruz. Bakalım nasıl olmuş. Eski prototipi hatırlıyor. Dolayısıyla geri gidip prototipin başlangıç frame'ini değiştirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bunu da bu şekilde değiştiriyoruz. Evet. Şimdi bakın sadece köpeğimiz tıklanabilir halde. Buna tıkladığımızda bir sonraki frame'e geçişini gördünüz arkadaşlar. Gerçekten ee, kodlanmış bir web sayfası gibi çalışıyor. Dilerseniz köpeğin yerini değiştirerek animasyonda farklı şeyler de yakalayabilirsiniz. Mesela bu sefer en alta alalım. Bir de böyle deneyelim bakalım nasıl olacak. Tekrar R'ye bastım. Bakın bu sefer aşağıdan yukarı gidecek. İstersek tamlayaların açılarıyla da oynayabiliriz arkadaşlar. Mesela önce ortaya alalım. Bir de böyle deneyelim. Daha sonra da tamlayalı sağ sola çevirmeyi deneyeceğim. Mesela önce köpeğimizi tutup birazcık sağa doğru sola doğru çeviriyoruz. Diğerlerini de aynı şekilde çevirdikten sonra tekrar prototype moduna geçelim. Bakın tıkladığımızda bu sefer dönerek gelecek arkadaşlar. Bundan sonrası tamamen sizin hayal gücünüze ve tasarımınıza kalmış. İstediğiniz kadar özelleştirebilirsiniz. Frame'in içinden gelir, dışından gelir vesaire. Ben şimdilik bunları düzeltiyorum. Ve üçüncü örneğime geçmek istiyorum. Bu arada burada kullandığım her şeyi, oluşturduğum her prototipe açıklamalar kısmından indirebiliyor olacaksınız arkadaşlar. Figma komünite Community linkini aşağıya bırakacağım. Komünite sayfamda da yayınlayacağım bunu her zaman olduğu gibi. Bu sefer farklı bir şey yapalım. 3 tane frame oluşturalım arkadaşlar. Ve bu sefer frame'lerimizin rengini değiştirelim. Birincisine yeşil dedik. İkincisine e, mor diyelim. Üçüncüsüne de sarı diyelim mesela. Ve bunların içine 1, 2, 3 yazalım. Smart Animate sadece tıklamayla çalışmak zorunda değil. Bazen de zaman aralığı vererek çalıştırabiliyoruz arkadaşlar. Yani bir frame'i seçiyoruz. Diyoruz ki şu kadar süre bekledikten sonra şu frame'e geç ya da şu kadar süre e, bekledikten sonra şu frame'e git seçeneğini e, söyleyebiliyoruz. Bakın frame'i seçtim. Bu sefer e, tekrar tutup bağlıyorum. On tap default olarak seçili geliyor ama ben buradan after delay'i seçtim. After delay 800 gözüküyor arkadaşlar. 800 her ne kadar büyük gelse de gözünüze aslında 0.8 saniyeye tekabül ediyor. Ben o yüzden bunu 500 yaptım şimdilik. Geçiş süresi de 200 milisaniye olsun. Yani 0.2 saniye. Bu aradaki animasyonun süresi bu arada. O yüzden iki tane süre var. Diğerini aynı şekilde bağladım ve bu sefer üçüncüyü tekrar birinciye dönecek şekilde ayarladım arkadaşlar. Yine after delay'ı seçtim ve yine 500 yaptım. burada bir ufak hata yaptım zannediyorum. Tekrar düzelteyim. Hepsini 200 yapmıştık ama bir kontrol edelim. 500 yapalım bunları. Bu arada yaptığım hataları özellikle silmiyorum ki e, neyin ne olduğunu daha iyi anlayabilirsiniz arkadaşlar. Eğer kafanıza takılan bir şey varsa mutlaka yorumlarda bildirin. E, bu arada starting frame'i de değiştirdim. Bakın şimdi otomatikman 2 saniyede bir e, bir sonraki frame'e geçiyor ve 3'ten sonra tekrar bir atlıyor arkadaşlar. Aradaki animasyonu Figma tamamen kendisi oluşturuyor. Ancak bu şekilde biraz fazla hızlı oldu arkadaşlar. Birazcık ayarlarla oynayalım. Mesela ilk frame'imizi seçip 200'ü pardon 500'ü 1500 ü yapalım. Biraz daha uzun olsun bu geçişler. Hepsini eşitliyorum. Hepsini 1500 yazdım. Ve tekrar resetlediğim zaman prototype R tuşuna basarak bakın geçişler daha şık oldu. Daha anlamlı oldu. Tabii ki bu şu an tamamen demo amaçlı. Siz kendi ihtiyacınıza uygun bir şekilde değiştirebilirsiniz. Şimdi gelelim dördüncü örneğimize arkadaşlar. Tekrar yeni bir mobil e, Android için frame oluşturuyorum. Bu sefer daha farklı bir şey yapacağız. Bu sefer tıklayarak hareket ettireceğiz bazı şeyleri. Önce frame'imizle aynı ebatlarda bir... E, kare oluşturuyorum arkadaşlar. Buna bir de güzel renk verelim. Daha sonra sağ tıklayıp Plugins'ten Humans for Figma'yı seçiyorum arkadaşlar. Humans çok güzel bir plugin bu arada tavsiye ederim. Bu içindeki illüstrasyonları istediğiniz gibi özelleştirerek kullanabiliyorsunuz. Her oluşturduğunuz animasyon, daha doğrusu her seçtiğiniz animasyon bir frame içinde geliyor. Bu frame'leri kaldıracağız tabii ki. Şimdilik bunlara ihtiyacımız yok. Ben ilk 3 tane animasyonu seçtim arkadaşlar. Pardon, ilustrasyonu seçtim. Ve hepsini eşitliyorum, hizalıyorum. Ve hepsinin yüksekliğini 200 piksel yapalım. Bakın bunlar frame ve karenin üstüne koyduğumuz için hala frame yazısı gözüküyordu. Onları değiştireceğiz. Arka plan renginde ilustrasyonun ayırt edebileceği bir hale getiriyorum. Frameleri Ctrl-Shift-G tuşlarıyla kaldırıyorum. Ve tekrar yüksekliklerini 200 piksele hizalayıp karenin için ortalıyorum arkadaşlar. Diğerlerini de aynı şekilde framelerini kaldırdım. Ve kareden bir tane daha kopyalıyorum. İçindeki, ancak e, burada dikkat edin. Arada bir boşluk yok. İki kare yan yana aslında. E, bunun da rengini değiştireceğim. Ve içindeki... E, ...ilustrasyonu değiştireceğim. Arka planı yine bir tık daha koyu yapalım mesela bunu. Hem geçişler hem de... E, illüstrasyonlarımız anlaşılabilir olsun. Üçüncüyü de oluşturuyorum. Ortalamayı ihmal etmiyoruz. Bu arada şu an oluşturduğum örneği... ...birçok Google uygulamasında... ...ilk açılışında görebilirsiniz arkadaşlar. Uygulamayı kısaca tanıtırken bu yöntemi kullanabiliyorlar. Siz de mobil uygulamalarınızda bunu kullanabilirsiniz. Daha sonra arkadaşlar bunun da arka plan rengini güzel bir şekilde ayarlayalım. Yine aynı palete yakın olsun. Evet böyle çok şık oldu. Şimdi arkadaşlar her bir frame'i daha doğrusu her bir kareyi ve illüstrasyonu seçip grupluyorum. Bakın 3 tane grubum oldu. Solda grup 2, 3, 4 diye görebiliyorsunuz. Şimdi bunları soldaki Android 8 frame'imizin içine sokuyorum. Ancak burada e, hizalama yapmamız lazım. Hizalarken de dikkat edin ki frame dışına taşmasın bunlar. Bundan bir tane daha kopyalıyorum arkadaşlar. Burada e, frame'in içinde birden fazla şey olduğu için bazen seçmek zor olabiliyor Figma'da. E, tabii ki bunda kolay yordamları var. Mesela bakın şu an üçünü birden seçtim. Ama frame'i seçip clip content'i kaldırırsam daha kolay bir şekilde seçebileceğim. Bunu frame tool dersinde anlatmıştım zaten size. Ancak dikkatli yapmak lazım. Bakın şu an bütün grupları seçtim. Ama birazcık frame'ler birbirine girdi gibi. E, muhtemelen göz yanılması yaşıyoruz. Dolayısıyla bunu kolaylaştırmak adına ben arkadaşlar soldaki bardan seçiyorum ve klavyeden kaydırıyorum. Şu an hizalayacak şekilde. Clip content'i de tekrar kapattım. Ve Layer panelinden bu sefer üçünü birden seçiyorum. Klavyeden zaten ayarlarken Figma gayet yardımcı oluyor bize. Bakın şu an hepsini ortaladım. Ee, aynı frame'den bir tane daha kopyalıyorum. Bu sefer daha farklı bir yöntem yapacağım. Soldaki üç grubu seçtim. Gruplayıp tekrar sağa doğru hizaldım ve tekrar grubu çözdüm arkadaşlar. Böylece daha kolay hizalamış oldum. Bunu başta da yapabilirdim ama size de göstermek istedim. Şimdi soldaki e, frame'imizde tıklandığında sağdakine gitsin istiyoruz. Ancak Smart Animate ile ve e, bunu da mesela ne yapalım 150 milisaniyede geçişini sağlayalım. Yine aynı şekilde bunu yapıyoruz. Zaten bütün özellikleri kendisi hatırlayacaktır. Başlangıç frame'imizi ayarladıktan sonra tekrar sağ üstteki play tuşuna basıyoruz arkadaşlar. Bakın tıkladığımda buna bir sonraki frame'e otomatik geçecek arkadaşlar. Sonuncuyu bağlamadığımız için sonuncu bir şeye geçemiyor. Ee, ancak çok hızlı geçiyor şu an. Bu süreleri biraz kısaltmak lazım. Ee, ben hepsini aynı anda yapmaya çalışıyorum. 150 değil de mesela 300 yapalım geçişi. Böyle biraz daha iyi olacağını düşünüyorum. Başa alalım. Evet bakın. Şu an daha anlaşılır bir geçiş efekti yapmış olduk. Ee, bu da smart animate yapılabilecek bir başka ee, animasyon diyelim. Şimdi aynı animasyonu bu sefer tıklama ile değil de sürükleyle sürükleme ile yapalım arkadaşlar. Bu daha hani e, mobil cihazlarda kullanıma daha yatkın bir şey olsun. Starting frame'i baştan ayarladım. E, aradaki zaten bağlantıların çoğunu Figma otomatik yapacaktır. Ancak ben onları kullanmayacağım. Bu sefer e, frameleri değil grupları birbirine bağlayacağım Mesela grup 2'yi seçtim Interaction'dan on drag'i seçiyorum arkadaşlar Bu sefer on tepe yerine On drag sürüklerken demek Geri kalan bütün özellikleri de aynı şekilde bırakıyorum Hem smart animate hem de geçişleri Geçiş sürelerini Deneyelim bakalım Bu arada grup isimlerine ve ee, hizalarına dikkat etmek lazım. Çünkü bunlar kayarsa animasyonumuz bozuluyor arkadaşlar. Figma bütün hiyerarşinin diğer frame'lerde de aynı olmasını istiyor. Çünkü buna göre anime ediyor, hareketlendiriyor objelerimizi. Diğer düzenlemeleri yaptık. Mesela sonuncuyu da bir öncekine getirebilirim. getirebilelim. Ama maalesef bir tane kareyi iki tane e, noktaya bağlayamadığımız için tersini yapamıyoruz. Araya başka bir frame daha sokmak lazım. Bunu hiç bu topa girmiyorum. Bakın şu an mouse'u tutup sürüklediğimde arkadaşlar görebiliyorsunuz sonuncudan bir öncekine geçebiliyorum. Ama öbürünü bağlamadığım için ilkine geçemiyorum. Tabi araya birden fazla frame sokarsak bunu da bir şekilde sağlayabiliriz. Ufak tefek hack yapabiliriz yani. Bu da aynı animasyonun ee, sürekli bırak versiyonuydu arkadaşlar. Şimdi asıl eğlenceli olan Tinder arayüzümüze geçiş yapabiliriz. Ve burada kullandığımız, öğrendiğimiz bütün teknikleri aşağı yukarı bu Tinder arayüzünde kullanacağız arkadaşlar. Hazırsanız Tinder'a geçiş yapalım. Daha önce Otalı'ya atma Spotify arayüzünü oluşturmuştuk arkadaşlar. Onda bütün ikonları baştan sona çizmeyi de göstermiştim. Ancak o derste gösterdiğim için bu derste ikonları size hazır vereceğim. Dilerseniz o dersi tekrar izleyerek nasıl yapıldığını görebilirsiniz. Ben burada components diye bir sayfa oluşturdum. Bunu da linkte sizlerle paylaşmış olacağım. Burada ihtiyacınız olan her şeyi zaten ben bunun içine yerleştirdim arkadaşlar. Ve buradan tutarak şimdi bütün komponentleri kopyalayarak Tinder arayüzümüzü baştan oluşturacağız. Ve bütün geçişleri match yani eşleşme ekranını ve en sonunda eşleşecek kimse kalmadı ekranını ta videonun en başında gördüğünüz şekilde oluşturmaya çalışacağız. Evet arkadaşlar önce mevcut oluşturduğumuz arayüzün bir kopyasını alıyorum. Buraya yeni frame'de çizebilirdim. Tinder interface sayfasına da logomuzu komponentler kısmına alıp yapıştırıyorum arkadaşlar. Bunu birazcık kenara ayırıyorum. Çünkü bu araya iki tane daha frame gelecek ve 3 frame'de bu animasyonu bitirmeyi planlıyorum. Buna bir isim veriyorum önce. Opening one diyorum yani açılış bir. Burada logomuzu birazcık büyütelim. Ve frame'imizin dışında taşıyalım arkadaşlar. Ben yine yanlışlıkla frame dışına çıkartmamak için uğraşırken yine çıkartmış oldum. klavyeden yapacağım tekrar bu özelliği. Daha sonra arkadaşlar bu opening one frame'ini kopyalayıp bir tane daha oluşturuyoruz arkadaşlar. Bunda da yukarıda olan logomuzu ekrana ortalıyoruz. Bu da hareketimizin ikinci aşaması. Daha sonra bundan bir tane daha kopyalıyoruz. Bakın Figma frame'i de otomatikman isimlendirdi. Bunu da çok daha fazla büyütüp opasitesini sıfıra düşürüyorum arkadaşlar. Çünkü yavaş yavaş bir kaybolma efekti yapsın istiyorum. Tinder kullananlar bilirler. Aşağı yukarı Böyle bir hareket mevcuttu açılışında. Benim hatırladığım kadarıyla. Şimdi arkadaşlar Ctrl Shift 3 kısa bastığımızda hangi frame nerede duruyor? Hangi ikon nerede duruyor? Outline bir şekilde gösteriyor bize Figma. Tekrar eski haline getirelim. Ve Smart Animate oluşturmaya başlayalım. Bakın. On Tap Default olarak geliyor ama bunu yine After Delay yapalım. Bir önceki teknikten hatırlayacaksınız. 800 milisaniyeyi bırakabiliriz aynı şekilde ama hareketimizi smart animate yapalım arkadaşlar. Opening 2'yi de opening 3'e bağlıyorum. Bunu da yine after delay şeklinde bağlamam lazım. Çünkü kendinden hareket etsin istiyorum. Bunu da yine 800 bırakabiliriz. Toplamda 2 saniye yakın bir süre alacak. En son opening 3'ten de home frame'ine geçiş yapmasını istiyorum. Bunu da yine after delay yapıyorum arkadaşlar. Bu sefer hemen gitsin istiyorum. Dolayısıyla buraya 300 milisaniye yazsam yeterli. Evet prototip moduna geçelim ve neler yapmışız bir görelim. Bakın ufak bir hata var burada. Logomuz geldi. Büyüdü kayboldu ancak ana ekrana geçerken bir hata oldu. Çünkü niye? tepede kullandığımız ikonla açılışta kullandığımız ikon aynı. Ve aynı frame, e, aynı şeyin kopyası olduğu için, instance olduğu için yani Figma otomatikman onu, onu da animate etmeye çalışıyor O yüzden smart animate'i kaldırıp buradan disallow'a geçiş yapmak istiyorum Yavaş yavaş geçsin yani Tekrar bakalım, evet bakın şu an Tam istediğimiz gibi çalışıyor İlk önce logomuz geldi Bekledi ve büyüdü, kayboldu Ve sonra asıl e, insanları sağa sola atabileceğimiz ekrana geçiş yapmış olduk. Şimdi arkadaşlar bakın ben burada daha önce hazırlamıştım. Siz fark etmemiş olabilirsiniz tabii ki ama solda bakın ikon, profil, picture, 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde 5 tane değerim var. Bunların her birinde farklı bir görsel var arkadaşlar. Bunların üst üste durmasının sebebi birini çektiğimizde diğerinin altta kalacak ve gözükecek olması. Dolayısıyla ee, Şimdilik size anlatmak adına ben bunu gösteriyorum. Tabii bunların hepsi aynı komponentin instance'ları ve sadece içindeki datalar değişik. Yani mesela isim değişik, yaş değişik, alttaki Spotify artist kısmı değişik vesaire. Tabii bir de fotoğraflar. Şimdi ilk seçenekte birinci frame'deki arkadaşı sağa doğru atmak istiyoruz. Ve bir sonraki gözüksün istiyoruz arkadaşlar. Bunun için home frame'inden bir tane kopyalıyorum ve sağdaki clip content'in işaretini kaldırıyorum arkadaşlar. Şimdi bu arkadaşı yani William'ı azıcık çevirelim. Mesela eksi 12 derece çevirmek yeterli. 12 yapalım. Mesela yerini yerinde klavyeden yine ayarlıyorum bu sefer. Bu şekilde ayarladık. Birazcık da aşağı çekelim. Mesela 100 diyelim buraya. Yani 100 birim aşağı kaydırmış olsun. Eksi 12'de çevirmiş olsun. Bakın burada da daha önce söylediğim gibi ee, gizli iki tane katmanım var. O adlı oluşturdum. Sağ atarken de like oluşacak. Sol atarken nop oluşacak arkadaşlar. Şimdi bunu ayarladıktan sonra tekrar clip content'i işaretleyelim. Ve soldaki William'ı tutup sağdaki yeni kopyamıza sürükleyelim arkadaşlar. Buna da on drag diyoruz. Arayı yine Smart Animate ile dolduruyoruz. İstersek Easing ve süreli oynayabiliriz ancak gerek yok. Ve Play tuşuna basıyoruz. Bakalım buraya kadar nasıl oldu. Resimleri bir plugin yardımıyla yüklediğim için yüklenirken saçmalayabiliyor. R'ye basıp resetliyorum. Evet. Buraya kadar her şey güzel ve William'ı sağa doğru sürüklediğimizde bakın arkadaşlar yavaş yavaş like yazısı geliyor ve kayboluyor aynı zamanda belirttiğimiz açılarda hareket ediyor. Bunu sağa attıktan sonra ekranda tıklayacak bir şeyimiz kalmayacak. Buraya kadar her şey süper. Bir sonrakini bağlamaya geçebiliriz arkadaşlar. Tekrar bir bakalım. William'ı sağ attık. Şimdi Joseph'i de sola atalım. Bunun için yine aynı hareketi yapacağız. Tekrar bir kopya oluşturuyoruz arkadaşlar. Yine clip content'i kaldıracağım. Bu sefer Joseph'i sola hizalayacağım. Yani sola doğru yatıracağım desem daha doğru olur. Bununla 12 derece yapalım. Yani sağdakine birebir yakın olması lazım arkadaşlar. Hiza olarak vesaire de çünkü bütünlük olması lazım. Tam göz kararı da olsa birbirine aynı şeyi yapmaya çalışıyorum. Yani aynı hareketin tersini yapmaya çalışıyorum. Burada da bu sefer nop frame'ini açıyorum. Bakın bu sefer iki tane oluşturduk. Tek frame için ama clip content'i kaldırdığımızda hiçbiri gözükmeyecek arkadaşlar. Tekrar bağlamasını yapıyorum. On drag'de smart animate seçmiş oluyorum. Clip content'i kaldırdım. Şimdi Layla'ya kadar bakalım nasıl geleceğiz. Tekrar bir deneme yapalım. R'ye basıyorum. Evet, William sağ attığımızda like oldu. Joseph'i sola attığımızda nop oldu. Bakın, nop şeyi gelip gidiyor. oto Layout'u. Layla'ya geldiğimizde artık bir şey yapamıyoruz çünkü bunu henüz bağlamadık. Layla'yı da sağ atacağız ve Burada matching ekranını yani eşleşme ekranını göstereceğiz arkadaşlar. Onun için tekrar ee, mevcut frame'imizi kopyalamamız gerekecek. Bunu da kopyalıyorum arkadaşlar. Clip content'ı kaldırdım. Layla'yı da sağlatacağız arkadaşlar. Bakın ee, Y100 ve açısı eksi 12 olduğu için aynısını buna da uygulayacağız. Önce açıyı bir değiştirelim. Bakın zaten konumlar değişti. Yüzü ayarladık. Bu sefer bir önceki katmanı da tıklayıp sağına doğru hizaldığımda aynı yere gelecek. Ancak hizaları daha doğrusu katmanların hiyerarşisi tutmadığı için diğerini tutup arkaya gönderdim. Sağ tıklayarak. Like layout'unu açtım ve Layla'yı da böylece bağlamış olduk. Şimdi Layla'yı bağladıktan sonra eşleşme ekranı gözüksün istiyoruz Mark'ın yerine. Dolayısıyla Mark'ın olduğu frame'den bir tane daha kopyalıyorum arkadaşlar. Ve bunun içine eşleşme ekranını parçalarını eklemem lazım. Onu da komponent sayfasından gidip almam lazım. Öncelikle geliyorum. Bunların hepsini alıyorum. ve Tinder Interface sayfasına geliyorum. Frame'in içine denk gelecek şekilde bir siyah opasitesi düşük bir katman oluşturacağım arkadaşlar. Boyutunu da frame'imizle aynı yapalım. Opasitesini ayarladıktan sonra diğer komponentlerimizi de buraya yapıştırıyorum. Mesela en tepede it's a match yazacak. Ortada Sağdaki temsili biz, soldaki de eşleştiğimiz kişi olarak gözükecek. It's a match yazısı en tepede gelecek. Ve sen send message ve keep swiping butonları aynı şekilde gözükmesi lazım. Bunu ben ekrandaki kişi fotoğrafıyla aynı hizaya getiriyorum. Genişlikten yani 300 piksel. Arkanın da rengini birazcık koyulaştıracağım sanıyorum. Böyle çok okunaklı değil çünkü alttaki buton. Mesela %70 yapalım arkadaşlar. Evet böyle daha iyi. It's a match'in altına da you and Lila have liked each other yazacağım. Yani ikiniz de birbirinizden hoşlandınız. Bu bir eşleşmedir anlamına geliyor. Yazının rengini ve boyutunu ayarlıyorum. Mesela 18 yapalım. Ortaladıktan sonra evet matching ekranımız hazır arkadaşlar. Şimdi bunu bağlarken daha önceki e, anlattığım smart animate temellerinden After Delay'ı kullanacağız arkadaşlar. Bu frame'de çok fazla beklemeden mesela 100 milisaniye kadar yani 0.1 saniye bekleyip Dissolve efektiyle yani çözülme efektiyle Matching ekranına geçsin istiyorum. Bunun da bağlantılarını anlattığım şekilde yaptım. Şimdi tekrar Prototype'a bakalım. Logomuz geldi. Viliğimi sağa attık. Joseph'i sola attık. Layla'yı sağa at atamıyoruz çünkü bağlamayı unutmuşuz. Hemen bağlayalım. Zaten buraya kadar öğrendiniz arkadaşlar. On drag. Diyoruz. Zaten smart animate otomatikman seçili geliyor. Tekrar başa alıyorum. Logomuz geldi. William'ı sağa atıyoruz. Joseph'i sola atıyoruz. Lila'yı sağa atıyoruz. Ve evet işte bu bir eşleşme arkadaşlar. Ee, buraya kadar harika bir şekilde prototipimiz çalışıyor. Tekrar deneyelim. Tekrar Layla'yı sağ atıyorum ve evet bu bir eşleşme. Daha sonra arkadaşlar mesaj kısmını şu an çizmeyeceğim. Dolayısıyla ona hiç tıklanmıyor. Ee, ancak Keep Swiping butonuna tıkladığımızda kaldığımız yerden devam ediyor olmamız lazım. Bu yüzden son frame'imizden bir tane daha kopyalayıp içindeki It's a Match ile alakalı bütün kısımları siliyoruz arkadaşlar. Siyah katmanını sildik. Ve Keep Swiping butonuna tıklandığında Mark'ın olduğu frame'e yine Dissolve efektiyle geçecek şekilde prototipimizi bağlıyoruz. Bunu da bağladıktan sonra arkadaşlar bir kişi daha kaldı arkada Lionel. Lionel'i de aynı şekilde kaydırabilmek için Mark'ın frame'inden bir tane daha kopyaladım. Tekrar detaya girmiyorum ee, ama bunu sola kaydıracağım. Yapmamız gerekeni zaten artık öğrendiniz diye düşünüyorum. Gerekli koordinatları ve açıyı girdikten sonra markı da aynı Joseph gibi sol atabilecek hale getirebiliriz arkadaşlar. Joseph'i arkaya gönderelim. Tekrar drag'i bağlıyorum. Smart Animate zaten seçili geldi. Bunu da sola attık arkadaşlar. Tekrar kalıp konten diyorum ve aynı şeyi Lionel için de yapalım. Bu sefer Lionel'i de sola atmak istiyorum. Buraya kadar olan kısmı zaten artık biliyorsunuz. Bunu da tekrar sola hizalayalım arkadaşlar. Bu sefer öne getiriyorum. Açısını ve hizasını ayarladıktan sonra tekrar prototipimizi bağlıyoruz. Yine on tepe on drag olarak değiştiriyoruz. Smart Animate'e dokunmuyoruz. Şimdi buraya kadar her şey normal. Ancak Lionel'i de sola attıktan sonra ee, boş bir ekranımız gelecek. Onun da bir çaresine bakacağız. Bakın logo geldi. William'ı sağ attık. Joseph'i sola attık. Layla'yı sağ atıyoruz. Evet işte bu bir eşleşmedir diyor. Keep Swiping'e tıklıyoruz. Marka da sola atıyoruz. Bakın ama Mark'ın sola atarken nop yazısı gelmedi. Onu da açmamız lazım. Aynı şekilde Lionel için de. Bu yüzden tekrar tasarım moduna geçiyorum. Ve gizli katmanlarımı açmam gerekiyor. Burada hallettik. Burada da halledelim aynısını. Komponentlerin ne kadar kullanışlı olduğuna bir örnek daha kabul edebilirsiniz bunu. Hatta izlemediyseniz komponent videosunda izlemenizi tavsiye ederim. Tekrar bakalım. Sağa attık, sola attık, sağa attık, eşleştik. Keep swiping dedik. Sola attık. Tekrar sola attık. Evet. Şu an buraya kadar her şey mükemmel arkadaşlar. E, artık karşımıza çıkacak yeni kişi kalmadığı için e, bir sonraki frame'de artık kendi profil fotoğrafımızı ve etrafımızda kimsenin olmadan dair bir mesaj görmemiz lazım. Şimdi bunu tasarlayacağız. Ama öncesinde bütün frame'lerimizi hizalayıp e, isimlendirmeyi ihmal etmiyoruz. Bakın ben hepsine drag1, drag2 şeklinde isimler verdim. E, bunu şundan dolayı yapıyorum arkadaşlar. Frame'leri isimlendirmek çok önemli. Çünkü yarın öbür gün çok büyük işler yaptığınızda yüzlerce sayfanız, yüzlerce ekranınız oluşacak. Ve bunları birbirinden ayırt etmek çok zor olacak. O yüzden şimdiden buna kendinizi alıştırmanız lazım ve isimleri de çok düzgün yazıyor olmanız lazım ki prototip yaparken kafanız karışmasın. Şimdi son frame'imize geldik. Drag 7'ye geldik yani. Son kişi de bittikten sonra arkadaşlar etrafta başka kimseyi bulamayacağı için Tinder aşağıdaki butonların bir anlamı kalmayacak. Dolayısıyla components kısmına gidip profil resmimizi alıyoruz. Ve Tinder interface sayfamıza gelip Tam ekranın ortasına gelecek şekilde yapıştırıyoruz arkadaşlar. Hizalayalım. Alttaki butonlara artık ihtiyacımız kalmadığı için onların opasitesini düşürebiliriz. Sıfıra çektiğimizde zaten e, otomatikman kaybolacaklar. Aslında hala oradalar. Ve e, Tinder uygulamasında bulunan böyle radar radarvari bir e, yuvarlak çıkıyordu uygulamanın kendisinde. Onu tasarlayacağız şimdi. Güzel bir renk verelim. Ya da logodan alalım rengi. Daha şık olsun. Birazcık opasitesiyle oynayacağız tabii ki. Opasiteyi ben %10'a çektim. Bir de bir kopyasını daha alıp arkadaşlar daha küçük hale getireceğim ve bunun etrafına bir stroke vereceğim. Daha şık dursun diye. Bunu da tabii rengini açmak gerekecek birazcık. Şimdi bütün bunları yaptıktan sonra bunların ikisini de resmin altında kalacak şekilde aşağıya göndermemiz lazım. A yanlışlıkla sanırım resmi de gönderdim. Evet. Şu an daha doğru. Layer panelinden de kontrol edebilirsiniz. Ellipse 9 ve 8 arkada. Bunları grupluyorum ve aşağıya öyle taşıyorum ki daha kolay olsun. Tek tek uğraşmayalım. Şimdi bir tane grubumuz var arkadaşlar. Bu grubu bir sonraki frame'de birazcık büyütmemiz gerekiyor. Ve altına da There is no one new around you yazacağız. Yani etrafında kimse kalmadı artık. Ee, tekrar denemen lazım ya da biraz daha çapını genişletmen lazım ayarlardan demek için. Bunların yine ayarladıktan sonra aynı frame'den bir tane daha kopyalıyorum arkadaşlar. Bu sefer resmin arkasındaki o radar görüntüsünü oluşturmak adına çizdiğimiz elipsleri, yuvarlakları büyütüyorum. Birazcık ekran dışına taşıyacak hale getirdim. Belki duruma göre rengiyle biraz oynayabiliriz. Bakalım. Mesela rengini birazcık açalım. Yavaş yavaş solsun ve kaybolsun istiyorum da. Tıpkı logodaki gibi. Bunu da ayarladıktan sonra tekrar bir kopyasını oluşturuyorum. Bu kopyada da arkadaşlar yuvarlakları biraz daha büyütüyorum ve kaybolmasını sağlıyorum. Yani opasitesini sıfıra çekiyorum. Şimdi bütün bu frameleri tekrar birbirine bağlayacağız. Önce Prototip moduna geçiyoruz. Sonuncuyu Drag 7'ye yani Drag 9'u Drag 7'ye bağlıyorum çünkü o sondaki radar hareketi devam etsin istiyorum. Sürekli tekrar etsin kendi. Ben müdahale edene kadar istiyorum. Ama öncesinde ee, diğerlerini bağlayalım. Mesela Lionel'i sola çektiğimizde Drag 7'ye geçecek. Bunu zaten yapmıştık. Drag 7'deyken de e, belli bir süre bekledikten sonra animasyonu başlatsın istiyorum. Dolayısıyla bunun için after delay kullanıyorum. Buraya 800 yerine mesela 300 yazalım. Biraz az beklesin. Hareket de 300 saniye, 100 saniye sürebilir. Ya da 4000 yapalım bunu. 4 saniye sürsün arkadaşlar. Yani bu elipslerin sıfırdan yuvarlak haline gelmesi 4000 saniye sür şey 4000 milisaniye sürsün ve sonra 1000 milisaniye sonra da yani 1 saniye sonra da kaybolsun yavaş yavaş istiyorum. Tabii ki büyüdükten sonra çok fazla beklemeden hemen geçiş yapacak. Bir kontrol edeceğiz. Eğer bir hatamız varsa zaten düzeltiyor olacağız. Direkt 9'u da direkt 7'ye bağladıktan sonra after delay yine. Burayı da yüz yapalım. Bir prototype modunu alıp tekrar kontrol edelim arkadaşlar. Burada yine e, ee, dissolve'u kullanacağım. Şimdi tekrar bir ön izleme yapalım. Prototipimizi baştan başlatıyoruz. Logomuz geldi. William'ı sağa attık, Joseph'i sola attık, Layla'yı sağ attık, eşleştik. Keep swiping dedik. Mark'ı sola atıyoruz. Lionel'i de sola atıyoruz. Bakalım. Evet. Burada istediğimiz gibi gerçekleşmedi hareket arkadaşlar. Muhtemelen bir şey yanlış yaptık. Bakalım neyi yanlış yapmışız. Tekrar elipslere geliyorum arkadaşlar. Elipslerin grubunu çözüyorum. Ama sanıyorum problem grup çözmekle alakalı değil, başka bir şey var. Çözüp deneyelim. Tekrar hepsinin aynı olması gerekiyor. O yüzden bütün grupları çözüyorum. Tekrar deniyorum. Sanırım Smart Animate'i açmayı unuttuk arkadaşlar. Bu yüzden böyle bir hata görüyoruz. Bunu düzeltmek adına tekrar Prototype moduna geçiyorum ben Figma'da. Prototipi kapatıyorum. Bakalım neyi yanlış yapacağız. Prototype moduna geçiyorum arkadaşlar. Drag 7 frame'ine baktığım zaman animasyon olarak Dissolve'u seçtiğimi görüyorum. Smart Animate aldım bunu. 8 de aynı şekilde Smart Animate yaptım. 9 tekrar ee, dissolve olabilir sanırım. Tekrar prototipimize bakalım. Bu sefer çalışması gerekiyor çünkü. Beta sürüm arada takılabiliyor arkadaşlar böyle. Evet, şu an baştan başlayalım logomuz geldi. Kaydırma efektimiz süper çalışıyor. Eşleştik. Devam edelim. Evet. There is no one around you çıktı ve evet şu an efekt nispeten istediğimiz gibi çalışıyor arkadaşlar. Bakın büyüyor. Bir süre sonra bekleyip kayboluyor. Aslında bu tam olarak istediğim sonuç değildi büyümesi. O yüzden Eski halini tekrar getirmeyi deneyeceğim. Yani büyümesin de soldaki kadar olduğu zaman kaybolsun. Ya da büyüyebilir de. Bakalım böyle nasıl olmuş. Evet böyle gayet şık oldu. Yani orijinaliyle aynı değil ama bence çok güzel oldu. O yüzden bunu böyle bırakacağım arkadaşlar. Tekrar bir ölçüsüyle oynayalım. Son birkaç ayar daha yapalım. Tekrar kontrol ediyorum. Her seferinde baştan başlatıyorum. Çünkü e, her şeyin doğru çalıştığından emin olmak istiyorum arkadaşlar. Bunu sola attık. Bunu da sola attık. Bakalım şimdi animasyonu da soldu. Evet böyle çok daha şükela oldu arkadaşlar. Umarım bu ders de işinize yaramıştır. Tüm detaylarıyla smart animate'i anlatmaya çalıştım. Gerçekten çok keyif aldım bunu da hazırlarken. Umarım sizin de işinize yarar arkadaşlar. Eğer kanalıma abone olmadıysanız abone olmanızı rica ediyorum. Eğer abone olduysanız bildirimleri açmanızı rica ediyorum. Açıklamalar kısmında bu kullandığım dosyaya erişebileceğiniz linki bıraktım arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.